Bugün Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün eğitim konferansları serisinin 13.sü için toplandık. Nanoteknoloji ve kullanım alanları konusunda İbrahim Hocam bizimle paylaşımda bulunacak. İbrahim Hocamı da kısaca sizlere tanıtmak isterim. Profesör Doktor İbrahim Uslu hocamız lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak da bir süre çalışmıştı. 1999 yılında nükleer bilimlerde doçent unvanını almıştır. 2005 yılında da Selçuk Üniversitesi'nde eğitim fakültesine profesör olarak atanmıştır. Mart 2011'den itibaren de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ana bilim dalında görev yapmakta hocamız. Aynı zamanda Gazi Eğitim Fakültesi Yayın Kurulu üyeleri arasında nanoteknoloji, nanobiyoteknoloji ve nükleer teknoloji konusunda da bilimsel çalışmaları bulunuyor. Bunun yanı sıra kompozit malzemeler ve özellikle yakıt hücreleri ile termoelektrik malzemeler konusunda da bilimsel çalışmaları bulunuyor. Bu alanda pek çok uluslararası kuruluşta da değişik pozisyonlarda görevleri var. Siz bir şeyler eklemek ister misiniz hocam? Evet, yani burada nanoteknolojiyi anlatırken neredeyse yüzden fazla yayınım nanoteknoloji üzerine ve nanoteknolojinin de hemen her safhasını gerçekten bu konferansı sizlere anlatırken de bütün bilgi birikimimi birazcık koymaya çalıştım. Ve hiç bilmeyen bir kişiye nanoteknolojiyi ve onun kullanıldığı yerleri anlatmak için çaba göstereceğim. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Başlayabilirsiniz. Buyurun hocam. Söz Başlayalım. sizde. Katılımcılarımız da eğer soruları olursa İbrahim hocamın da isteği bu şekilde. Evet. Sorularınızı o an yöneltebilirsiniz. Chat bölümünden yazabilirsiniz. Ben hocamıza ileteceğim sorularınızı. Tamam. Şimdi nanoteknolojinin tanımını hemen herkes biliyor. Nano cüce anlamında, Latince'de bir sözcük, cüce anlamında. Ve işte burada görüyoruz. Acaba nanoteknoloji dediğimizde nanoyu nasıl izah ederiz? İşte dünyamızı görüyorsunuz, dönüyor ve onun üzeri 9 santim civarında dünyamız ve bir bilye 1,3 santim olarak bize dünyamızın büyüklüğünün nanoyla karşılaştırılmasını veriyor. Yine tırnaklarımızı büyüyor. Bir bakıyoruz ki bir hafta sonra kesilecek noktaya gelmiş. Ama ne kadar büyüyor? İşte tırnaklarımızın hızı saniyede bir nanometre büyüyor. Dolayısıyla nanonun ne kadar küçük olduğunu sizlere anlatmak istedim. Yine DNA diyoruz. İşte DNA'mız 2 nanometre. Bir protein 10 nanometre. O göremediğimiz virüsler sadece 50 nanometre. Bakteriler de 1.000 nanometre çapında. Yani nano. İbrahim Hocam, böldüm kusura bakmayın fakat biz birinci slaytta kaldık hala. Siz galiba Evet, beşinci bunu slaytta nasıl geçtiniz. ekran, bunu nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Yine Siz atıyor. sol taraftaki sayfa numaralarına tıklayarak ilerlerseniz biz de onları görebiliriz hocam. Nasıl sayfa numaralarına? Evet. Sol Şimdi tarafta. iyi oluyor mu şu anda? Hayır, şu an hala nanoteknolojinin tanımını görüyoruz. Birinci Ha. slaytta. Evet. Ya da tekrar başlatabiliriz, belki onunla ilgili de olabilir. Yok. Ekran paylaşımı. Paylaşımı durdurun dedik. Yok, üstteki değil mi? Tamam, o. Peki, tamam. Değişim olur mu? Bas bakalım. Değişim olup olmadığını. Değişim oluyor mu? Evet hocam, süper. Tamam.
Şimdi değişim oluyor da evet şu anda diğer slayta geçti mi? Geçiyor hocam, evet. Peki, o zaman buradan başlıyoruz tekrar. Gördüğünüz gibi dünyamız 1.3, onun üzeri 9 santim. Ve bir bilye ise 1.3. Demek ki dünyamızla nano'yu karşılaştırırsak 10 üzeri 9 santimlik dünyamızda bir nanometre minicik bir bilyaya tekabül ediyor. Benzer şekilde tırnaklarımız, işte bir haftada kesilecek boyutlara gelen tırnaklarımız bir saniyede bir nanometre büyüyor ama biz onun asla farkına varamıyoruz. Burada da görüyorsunuz tırnaklarımız büyüdü artık kesilecek hizaya geldi. DNA'mız gördüğünüz gibi 2 nanometre boyutlarında ve bir protein molekülü 10 nanometre. Virüs işte çok çektik 2 yıl virüslerden 50 ile 100 nanometre arasında. Bakteriler ise 1000 nanometre. Bizim bakterileri görmemize imkan var mı? Ancak işte bunu tarama elektron mikroskoplar veya yine daha. Bakalım kırmızı kan hücresine, içerisinde hemoglobin olan, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerimizde yine 2000 nanometre boyutlarında, aynen biraz evvel hücre dediğimiz gibi. Hayvan hücreleri birazcık daha büyüyecek. Onlar 5000 nanometre boyutlarında ve burada bir kez daha görüyoruz. Şurada 0.1 angstrom. Yani 10 üzeri 10 olduğu zaman metre, 10 üzeri 10 metre, ancak 10 üzeri eksi 10 metre bir atom boyutunda. 10 üzeri eksi 10. Tabii ki burada angstrom ile de bunu gösterebiliriz. O halde geldik nereye? Bir nanometreye. Demek ki bir nanometre bu kadar boyutlarında küçücük bir molekülün, biraz evvel söyledik, virüsler ne kadardı? İşte 50 nanometre ile işte 100 nanometre boyutlarında. İşte bakterileri söyledik, hayvan hücreleri biraz daha büyüktü. Bakteriler ne kadardı? 1000 nanometre boyutlarındaydı. Yine bir önceki şeye bakarsak, bir önceki slayta bakarsak, bir önceki slayta şuradan gidiyoruz. Şöyle, bir önceki slaytta burada neler görüyoruz? Bakınız, bir karınca, milimetre boyutlarında küçücük bir karınca. Dolayısıyla nanometre gerçekten inanılmaz küçük boyutlarda ve burada görüyoruz bir toplu iğne, ancak bir milimetre. Dolayısıyla nanometreyi şurada biraz evvel söylemiştik. DNA'yı görüyoruz en aşağıda ve 10 üzeri eksi 10 metre 0.1 nanometreydi. 0.1 nanometre, 10 üzeri eksi 10 metre bir atom boyutu. Atom demek ki bir nanometreden 0.1 daha küçük. Dolayısıyla nanometre gerçekten inanılmaz küçük boyutlarda. İnsan yapısı şeylerde de burada görüyoruz, insan yapısı şeyleri. Burada nano elektrotları görüyoruz. Yine insan yapısı elektronik cihazları görüyoruz. O halde yaşadığımız doğada acaba nanometreyi nasıl görebiliriz? İşte bir gecko. Burada gecko'nun ayakları çok önemli. Çünkü dümdüz duvara tırmanabilme kapasitesine sahip ayaklar.
dümdüz dik bir duvara çıkabiliyor. Peki bunu nasıl beceriyor? İşte bu parmakları, Gekko'nun parmaklarında aslında göremediğimiz mikro kıllar ve o mikro kılların içerisinde de nano kıllar var. Her bir mikro kılların. Dolayısıyla düz duvara çıkabiliyor o nano kıllar sayesinde duvarın içerisindeki o gözenekleri tutunarak. Dolayısıyla kertenkelenin yani nano parmaklarını burada görüyoruz. İşte mikro ve nano kılları. Şimdi çamurlu suda acaba lotus yaprakları nasıl temiz kalıyor? Özellikle Ankara Üniversitesi'nin havuzu vardır. Bilmem gittiniz mi Ankara Üniversitesi'nde. Orada işte nilüfer yaprakları yani lotus yaprakları vardır. Ve tertemiz çamurlu suyun içerisinde ne oluyor acaba? Nasıl oluyor? Çünkü nilüfer yapraklar var. Ve bu nano kıllar sayesinde ne oluyor? Üzerlerine düşen yağmur taneleri hidrofobik bir hale dönüşüyor. Bir bilye şekline dönüşüyor ve şurada gördüğünüz gibi o nano kıllar içerisinde hidrofobik neredeyse bir küresel boyuta dönüşüyor. Beni duyuyor musunuz? Evet. Beni duyuyorsunuz ses, değil mi? Ses geliyor hocam. Sesiniz geliyor. Ayrıca ses mi görüntü de geliyor mu? Görüntü de var hocam. Ha, gayet güzel. Dolayısıyla nano kılları burada görüyoruz. Ve bu nano kıllar sayesinde bu küresel su molekülleri gördüğünüz gibi hareket ederek işte burada net olarak görüyoruz. Biz buna lotus etkisi diyoruz ve bu nano yüzeylerin üzerinde şurada gördüğünüz kir tanelerini o küresel su molekülleri içerlerine almış oluyor. Bakınız burada o kir taneleri burada görülüyor. Lotus etkisi sayesinde küresel su molekülleri şöyle kirlenirken yüzeyi, nano yüzeyi temizlemiş oluyor. Biz bu tür yapılara, nano kıllar sayesindeki yapılara süper hidrofobik yüzeyler ismini veriyoruz. Şimdi kelebeğin kanadında da gördüğünüz gibi nano kıllar var. Ve bu artikel bir yapıya sahip ve sürekli ne oluyor? Rengini değiştirerek ışığın azıcık bir çarpmasında bu yüzeyler kendini belirginleştiriyor. Kelebeğin kanadındaki nano kristaller aynı zamanda o kanadın sürekli temiz olmasını sağlıyor biraz evvelki etkilerden dolayı. Demek ki nanoteknolojinin temeli doğadaki atomik dizilimin ilkesine dayanıyor. Atomlar bu şekilde birleşerek büyük yapıları oluşturuyor. Peki köpek balığında niçin yosunlaşma olmuyor acaba? Çünkü köpek balığının da derisi incelendiğinde nano yüzeyler sayesinde köpek balığının üzerinde yosunlar tutunamıyorlar ve aynı zamanda köpek balığının oldukça hızlı suyun içerisinde gitmesine sağlıyor. Tabii ki köpek balığından da insanlar ders çıkarmışlar. Ne yapıyorlar? Yüzücüler de mayolarında nano teknolojiyi kullanarak böylelikle suyu daha iyi yararak daha hızlı gitmelerini sağlıyorlar. Şimdi biz bunu nerede kullanıyoruz? Özellikle karbon nano tipler ile
nano yüzeyler yaparak doğadaki nanoteknolojiyi bir anlamda taklit ederek çalışmalarımızı nanotiplerle yapıyoruz. Niçin? Çünkü nanoteknoloji sayesinde daha sağlam, elektriği hızla iletken, aynı zamanda ısı iletkenliğinde de önemli başarılar sağlayan nanoteknolojinin avantajlarını kullanıyoruz. Şu anda yine bir doktora öğrencim bu konuda nanotüplerle daha termoelektrik açısından üstün malzemeler yapmaya çalışıyor. Burada görüyoruz bir gram bir futbol sahası kadar bir gram bir futbol sahası kadar büyük yüzeyler elde etmemizi sağlıyor. İşte karbon nanotüpler. Baktığımız zaman karbon nanotüplerin çapı insanın saç telinin çapından 50 bin kez daha küçük. 2 nanometre. Halbuki bir saç telimiz tabii kişiden kişiye değişiyor. Ben işte ince yaklaşık benimkiler 80 nanometre civarında. Çünkü ölçmüştüm skaner elektron mikroskopta. Kalın telli arkadaşlarımızın da yaklaşık 100 mikrometre civarında. Demek ki 100 mikrometre bir saç teli nerede? Bir karbon nanotip 2 nanometre boyutlarında. O halde burada da karbon nanotipleri görüyoruz. İsteyen arkadaşlarımız odamı ziyaret ettiği zaman onlara bu ürettiğimiz malzemeler, nano malzemeleri gösterebiliriz ve bu karbon nanotüpler hakkında da sizlere bilgi veririz. Şimdi bu karbon nanotüpler gördüğünüz gibi oldukça dayanıklı, öyle füzeler, müzelere bile şey yapmayan tankların yapımında kullanılıyor. En önemlisi hem dayanıklı hem de hafif olması çok önemli. Çünkü tanklar, zırhlı tanklar inanın bir saatte 10 kilometre bile gitmiyor. Halbuki böyle karbon nanotüplerle yapıldığı zaman daha dayanıklı. Peki biz nanoteknolojiyi yeni mi bulduk acaba? Karbon nanotüplerin keşfi daha milattan önce bile değil, mağara insanları tarafından bile keşfedilmiş ve onların günlük yaşamında kullanılıyordu. Bu da çok önemli bir husus. Yani mağara devrindeki insanlar nanoteknolojiyi kullanıyorlardı yaşantılarında. Öyle hiç böbürlenmeyelim. Peki nasıl kullanıyorlardı? Çünkü karbon nanotüpleri ile sürekli mağaralara gittiğinizde görürsünüz. Böyle içi artık simsiyah olmuştur. Çünkü o mağara insanları sürekli ne yapıyordu? Orada odunlarını yakarak ısınıyorlardı. Ve aynı zamanda da onların külleri. Bakıyorlar bu külleri nerede kullanabiliriz acaba diye. Sürekli o küller her gün akşam, her gün akşam devamlı sürekli yanarak ultra küçük taneciklere, ultra küçük karbon moleküllerine oluşmasına neden oluyor. Sonra burada görüyorsunuz o şeyleri, külleri atmadılar onlar ve içerisine bitkilerden işte bir lavantanın bitkisi, bir nar kabuğunun rengi, lavantanın rengi gibi köklerden renkleri o küllerin içerisine de karıştırarak uzun süre yanmış, bu nano boyuta dönüşmüş tüpler, nano tüplerle mağaralarında resim yaptılar ve o resimler hala günümüze kadar gelmiş ve hiç bozulmadan o resimleri günümüzde görebiliyoruz. İşte 17 bin yıl önce yapılmış bir mağara resimlerinde değişik boyutlarda nanoteknolojik küller sayesinde, nanotüpler sayesinde yapılmış resimler. Burada bir başka resim.
görüyorsunuz. Kesin ha, öğrenmeyelim. 17 bin yıl önce bile kullanılmıştı. Ve işte size değişik resimler buldum internette. Peki bu karbon nanotüplerin özellikleri nedir dersek, oldukça karbon nanotüpler çelik alaşımından 30 kez daha güçlü, bakır telden 1000 kez daha fazla elektrik taşıyabiliyorlar bu karbon nanotüpler. O yüzden de son yıllardaki çalışmamızda karbon nanotüp teknolojisine grafen teknolojisini de ilave ederek dünyada yapılmamış termoelektrik malzemeleri üretmeyi hedefledik. Dolayısıyla karbon nanotüp uygulama alanları gerçekten. Peki efendim bu bir tek 17 bin yıl evvelki mağara insanları tarafından. Dikkat edin, Roma 1600 yıl önce onlar nanoteknolojiyi biliyorlardı, Romalılar. Şu bardağa bir bakar mısınız? Aynı bardak ışığın değişik yansımalarıyla değişik renge dönüşüyor. Görebiliyor musunuz? Şu bakınız, burada o renkleri size gösterdim ama özellikle şuraya konsantre olun. Işık değiştik sıra kristal çarpmaları. Hocam kapıyı kapatabilir misiniz? Kristal çarpmaları sayesinde nanoteknolojide kırmızı, yeşil renklere dönüşebilmekte. O halde nano altın ve gümüş parçacıkları da burada nasıl bunun renginin, aynı bardağın değişik renklere dönüştüğünü ve camın spektrumunun maviden yeşile ışığın yansımalarıyla nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Bu kupa, şu anda müzede sergilenen bu kupa 1700 yıl evvel Romalılar tarafından nanoteknoloji kullanılarak yapılmış. Efendim sadece o mu? İşte 17. yüzyılda karbon nanotüpler kullanılmış malzeme. Selahaddin Eyyubi'nin kullandığı bıçaklarda karbon nanotüpler kullanılmış. Yani dediğim gibi gerçekten çok böbürlenelim. Biz nanoteknolojiyi mi kullanıyoruz? Çelikten karbon nanotüp malzemeler Selahaddin Eyyubi'nin gördüğünüz gibi hançerlerinde dahi kullanılmış. Nanoteknolojinin olağanüstü etkileri sayesinde keskin bir bıçak ile bu Selahaddin Eyyubi bunu kullanmış ve altta görüyorsunuz o devirlerde karbon nanotüplerin kullanımını izah eden bir resim. Peki orta çağda nanoteknolojinin kullandığı vitray sanatı da hiç hatırlardan dışarı çıkmasın. Orada bir orta çağda Avrupa'nın herhangi bir kilisesinde o vitrayları gördüğümüzde nanopartikül parçacıklar kullanılarak o vitraylar yapılmıştır. Dolayısıyla nanoteknoloji günümüzde kullandığımız 17 bin yıl evvelki insanların da kullandığı bir teknolojidir. Belki işin bu boyutunu kaçırmış olacaktınız, anlatmamış olsaydım. Nanoteknolojinin temelinde atomları hareket ettirebilecek boyutlarda aletler geliştirilebilir ve doğada atomik dizilim bu açılardan çok önemlidir. Yani örneğin herhangi bir madde elektriği geçirmezse siz onu bir konfigürasyonla ona göre dizelerek özellikle nano boyutta o malzemenin üzerine örneğin elektriği geçirecek bir katkıda bulunursanız hiç elektriği geçirmeyeceğini düşündüğünüz bir malzemenin muhteşem bir şekilde elektriği geçirdiğini ve bu teknolojiyi kullanabileceğinizi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla en önemli şey kaplamadır. Yani nano boyutta mesela bir demiri altınla kaplar ve yüzeyi artık altınla nano. Yani inanın
şu artan enflasyon boyutunda bile belki 10 lira bile harcamadan koskoca bir yüzeyi nano altın bir yüzeyle kaplayarak bir demiri altınmış gibi özellik kazandırabilirsiniz. Dolayısıyla nanoteknolojinin demek ki temeli nereye dayanıyor? Doğadaki bir kertenkeleyi, bir balinayı taklit etmeye dayanıyor ve bu yüzeyleri kullanıyor. İşte canlılara örnek alıyor dedik nanoteknoloji. Bakınız bir örümcek ağı günümüzde hala bilinmezliğini koruyor. İncecik nano yüzeylerindeki bu altın, örümceğin ağındaki incecik bu malzemeler onun kendi ağırlığını bile taşıyabilecek bir teknoloji. Kelebeğin kanatlarında ne demiştik? Nano fotonik kristaller olduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla şu anda bizim özellikle üzerinde durduğumuz şeylerden bir tanesi demek ki doğadan alınan ilham ile yeni malzemeler üretmek. İşte bir kelebeğin kanatlarından ve nano fotonik kristallerden söz etmiştik. Burada görüyoruz bir kişi görünmez kılınıyor. Nasıl? Üzerinde nanofotonik yapılar olan bir kumaş sayesinde kişiyi siz görünmez hale getirebiliyorsunuz. Bu konuda özellikle Bilkent Üniversitesi'nde nanoteknoloji bölümünde ve nano birkaç bölüm var orada. Bir tanesi ne girmek bile çok zor. Savunma Bakanlığı ile işbirliği yaptıkları için bu tür yüzeyleri çalıştıklarını biliyoruz. İşte bakınız şuna dikkat ediniz. Bakınız şu resimlere dikkat ediniz. Gördüğünüz gibi bu nano fotonik kumaşlar sayesinde kişi görünmez oluyor. Biraz evvel de söylediğim gibi özellikle bu savunma sanayinde bu tür kumaşlar yapılıyor. Yani inanın çok zor olmadığını söyleyebiliriz. Ve bu tür kumaş yapımında biz elektro spinleme cihazını kullanabiliriz. Elektro spinleme dediğimiz cihaz sayesinde nanofotonik kumaşlar rahatlıkla yapabiliriz. Biz bu konuda çalışıyoruz ama bu konuda çalışmadık. Biz daha ziyade yara malzemeleri üzerinde çalıştık. Yaraların hızla iyileşmesini sağlayan ve bunun Gazi Üniversitesi'nde tıp fakültesinde hayvan deneylerini yaptık ve bir yaranın 10 günde iyileşen normalde bir yaranın işte hayvan fare deneyleriyle 3 günde iyileşebildiğini gördük. Bu tür deneyler yaptık. Demek ki ne yapıyoruz? Canlılardan ilham alarak çalışıyoruz nanoteknolojisinde. İbrahim Hocam, bölüyorum ama bir katılımcımızın sorusu var. Onu iletebilir miyim? Evet. Nano kaplamalar sayesinde malzemelerin mukavemet özellikleri de arttırılabilir mi diye sormuş. Kesinlikle artırılabilir. Sadece mukavemet özellikleri değil. Şu son günlerde mukavemet çok önemli ve bu mukavemeti sağlayan da özellikle bor nitrür ve bor karbürdür. Yani bir füze başlığının başlık kısmı, delici kısmını bor nitrür ile veya bir kademe aşağıdaki bor karbür ile nanoteknolojik yüzeyle kapladığımızda artık o atıldığı zaman yerin altındaki tüm sığınakları deler geçer. Bor karbür değil de bor nitrür üzerinde ben doktora tezimde çalıştım. Dolayısıyla başka soru yoksa devam edebiliriz. Yok demek hocam, ki kendi kendini temizleyen, çizilmeye karşı saatler özellikle saatçi Rolex falan filan gibi marka ismi verelim.
bu tür çizilmeye karşı korozyona dirençli, çok ince kaplamalarda bile uzun yıllar boyunca dayanıklı, özellikle UV ışınlarına dayanım son derece önemli ve biraz evvel söyledim, antibakteriyel yüzeyler. Antibakteriyel yüzeyler. Bunları biz nanoteknolojiyle sağlıyoruz. Karışımın içerisine koyuyoruz? Örneğin son şeylerde çalıştığımız, mesela antivirüs ve antibakteriyel en önemli bitki defnedir. Defneden sonra kekik ve benzeri şeyler gelir. O halde suyumuzun içerisinde, yani çözünme suyumuzun içerisinde su yerine defne suyu kullanarak bu şeyi yaptığımızda yara sargı malzemesini böylelikle ona nanoteknolojik ve antibakteriyel özellik kazandırmış oluyoruz. Çevre için nanoteknoloji çok önemli. Özellikle de ilaç yapımı ve artık günümüzde doğal ilaçlara özen gösteriyoruz. Demek ki çevrede izleme, etkiyi azaltma, temizleme bu açılardan kullanıyoruz. Akaryakıtta nanoteknolojiyi kullanıyoruz. Özellikle nanoteknolojide karbonun yanması, bunun daha iyi bir şekilde yanması için yine bor nano katkı malzemeleri katıyoruz ve böylelikle zararlı egzoz emisyonlarını azaltmaya çalışıyoruz. Nanoteknolojinin yine uzun vadede kullanacağı alanlara baktığımızda membran teknolojisi. Eskiden işte özellikle İsrail bu konuda çok ileri gitmiştir. Eskiden mikrofiltreler kullanılıyordu. Ama artık günümüzde nanofiltreler ve ters ozmosis yöntemiyle deniz suyundan çok daha ucuza tatlı su elde edebiliyor. Tabii biz burada filtrelerin çapını ne kadar küçültürsek, evet, daha kaliteli su elde ediyoruz deniz suyundan, ama masrafı da çok fazla oluyor. Bu çok önemli. Burada bir hususa gelmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakınız bu çok önemli. Herkes şu ara su fiyatları acayip arttı. Bir damacana işte 30 lira, 35 lira, 40 lira oldu. Ve insanlar evlerine bu tür filtreler koyuyorlar. Tabii ki nanofiltre değil onlar. Ama işte mikrofiltreler koyuyorlar. Ve suyu ne yapmış oluyorlar? Çeşme suyunu içiyorlar. Bu şekilde temizleyerek. Ya sevgili arkadaşlar, burada en önemli şey suyun içerisindeki bütün faydalı elementler süzülüyor. Bir su mikrofiltreler bile olsa sanki yağmur suyu gibi ve pH'sı işte 10 üzeri 7 olan ve hiçbir İşte efendim magnezyum, çinko gibi faydalı elementler içerisinde olmayan bir su oluyor. Bizim en önemli element eksikliğimizi yiyeceklerimizden de öte içme suyundan elde ediyoruz. Bu tür filtrelerle suyu tertemiz yapabilirsiniz. Yağmur suyu gibi tamamen arınmış bir su yapabilirsiniz ama onun içerisinde vücudumuz için gerekli magnezyum yok. Vücudumuz için gerekli demir, vücudumuz için gerekli çinko ve benzeri bütün kalsiyum gibi bütün elementler ne oldu? Süzüldü. O suyun sana ne faydası var? Yani pınar suyunun yerini tutar mı o? Dolayısıyla lütfen size gelip deney yapıyorlar sevgili arkadaşlar. Böyle o şeyde bakınız şöyle süzdük, böyle renk değiştirdi falan gibi sizin beyninizi yıkıyorlar ve gidiyorsunuz 4000, 5000, 10000 lira vererek bu tür cihazlarınızı musluğunuza takıp içmenizi söylüyorlar. Sonra da bir bakacaksınız işte 40-50 yaşına geldiğinizde tüm vücudunuzda magnezyum eksikliği nedeniyle kemik erimesi hastalığına yakalanacaksınız. Orada işte 20 lira, 25 lira su parası vermemek için. Lütfen bu konuya da burada anlatmış olayım. O halde
su kirliliğini kendi kendine temizleyen akıllı yüzeyler biraz evvel de söylediğimiz gibi çok önemli. Özellikle nanoteknoloji boyalar. Bunu işte burada bir markanın ismini görüyorsunuz. Gerçekten binalarda kullanıyor ve o binaların kendi kendini temizleme özelliği sayesinde ikide bir boyanma ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor. Nanotekstil malzemeleri, işte biz bunu üretiyoruz ve SEM resimlerini de size gösterebiliriz laboratuvarımıza gelirseniz. Bakınız bu özellikle şu benim solumdaki kaplanmamış, bu ise kaplanmış. Neyle? Nanoteknolojik yüzeyle. Nanoteknolojik yüzeyle batırdığımız zaman bir boyanın içerisine gördüğünüz gibi hiç renk değişimi olmuyor ama diğeri tamamen lekelenmiş oluyor. Aynı şekilde bir söylersem bir yemeğe gitmiştik bir arkadaşımızın emekliliği nedeniyle. Orada ben domates salçasını bir arkadaşımın paltolunun üzerine döktüm. Tanrım nasıl üzüldüm, ben şimdi ne yaptım yemekte falan diye. Arkadaşım bana dedi ki benim paltolonumun kumaşı nanoteknoloji dedi. Şöyle tıp 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 sürdü. Ne kadar sevindim. Bravo. Nanoteknoloji sayesinde paltolonun hiç leke olmamıştı. Dolayısıyla gerçekten artık günümüzde kullanılıyor. Yanmayan nanotekstil malzemelerinde arkadaşlar bor kullanılıyor. Ülkemiz bir bor cenneti. Bor bizim için ve dünya için çok önemli. Bor katılarak ancak bunlara %1'i geçmemesi bunun üzerinde bor katılarak yanmayan kumaşlar elde edilmiş oluyor. Bakınız şurada kibritle bile yanmadığını görüyorsunuz. Özellikle animasyonlarla sizlere göstermek istedim. Yanmayan boyalar çok önemli. Bugün de yine bir öğrencime bunu anlattım. Yanmayan boyalarda da ya düşünsenize işte Bezos muydu o? Bindiler bir füzeye, gittiler ta şeye kadar, atmosferin bittiği noktaya kadar, sonra oradan geri döndüler. Peki bunlar o hızla geri dönerken o füzenin boyası neydi acaba? O füzenin boyası yanmayan boyaydı. Bu ultrasonik jetler şu anda yapılıyor. O kadar hızlı gidiyor ki. -50 derecedeki atmosfer, 10 bin metre yükseklikteki sıcaklık -50 derecede ama o hızda boya yanabiliyor. İşte burada yine bor ve benzeri maddeler katılarak yanmayan boyalar elde ediliyor. Bu teknolojiyi Türkiye'de mutlaka kullanılmalı. Niçin? Biz de biliyorsunuz artık Bayraktar sayesinde çeşitli İHA'lar, SİHA'lar yapıyoruz. Onların boyasında da umarım o boyaları ülkemizde üretiliyordur. Yurt dışında özellikle İspanya bu konuda çok ileri gitmiştir. Biz üniversitelerimiz yanmayan boyayı kendi borumuzu kullanarak yapabiliriz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, nano borular, nano membranlar ve özellikle gıda sentezi, kıtlık ve açlığın önlenmesi konularında kullanılıyor. Koku yiyici nano maddeler özellikle Japonlar tarafından yapılmış tuvaletlerde ve banyolarda koku yiyici malzemeler kullanılıyor. Ve gören, hisseden kumaşlar gördüğünüz gibi özellikle askeri kumaşların yapımında kullanılıyor. Savunma sanayinde kullanılıyor nanoteknolojik bu malzemeler ve kumaşlar. Akıllı üniforma yapımında kullanılıyor. O halde önümüzdeki 10 yıl içerisinde trilyonlarca dolar nanoteknolojinin kullanılmasına harcanacak ve özellikle savunma sanayinde kullanılacak. Ve nanoteknoloji harikası kuş da neymiş diyeceksiniz. O kadar çok önemli ki bu kuşlar dinlenmesini istediğiniz yerlere uçurularak
gördüğünüz gibi örümcek büyüklüğünde nano askeri robotlar sayesinde istediğiniz yeri görsel ve dinleme amacıyla kullanabiliyorsunuz bu nano malzemeleri kullanarak. Aynı zamanda nano karbon filtrelerle kanatlar yapılması söz konusu. En önemlisi elektronik cihazların yapılması, nano pillerin yapılmasına nanoteknoloji imkan tanıyor. O halde havacılık sektöründe İHA'ların, SİHA'ların boyanmasından füzelerin boyanmasına kadar nanoteknoloji. Peki mutlaka siz de görmüşsünüzdür. Uzaya asansörle çıkılacak. Aynen o örümceğin incecik kılı sayesinde nanoteknoloji kullanılarak korkunç asansörlerle uzaydaki üsse asansörlerle gidip gelinebilecek. Şu anda bu konuda araştırmalar devam ediyor ve ülkemizde böyle bir çalışma içerisine girdiğini Cumhurbaşkanımız duyurdu. Hepinizin haberi vardır. İşte böyle bir asansör sayesinde şu anda uzay üslerine füzeyle gitmek yerine asansörlerle böyle fazla da değil. Yani High Lift Systems şirketi 40 milyar dolara mal olacak bir asansör. 40 milyar dolar. Yani çok mu fazla? Yani inanın kaç milyar dolarlar dünya ülkelerimiz sayesinde nerelere harcanıyor. O halde 3 milimetre çapındaki böyle bir asansörle uzay üstlerine nanoteknoloji kullanarak gitmek, nano materyaller yapmak, nano yelkenli uzay araçları yapmak, nano siyah nano materyaller yapmak mümkün. En önemlisi de sağlık sektörü. Bu sağlık sektörünü teşhis ve tedavide kullanılıyor. Gördüğünüz gibi şu anda size bir kamera ile tüpümüze girerek endoskopi, kolonoskopi gibi bir kamera. Kamera sadece neyi görüyor? Aynen gözünüz. Hiçbir büyütme imkanı size vermiyor. Gözünüz ne görüyor? Ya o gözünüz orada kolonun içerisinde şeyleri görebilecek mi? Sadece polipleri görüyor. Büyümüş polipleri. Peki kandida mantarlarını görebiliyor mu? Hayır, göremiyor. Dolayısıyla tıpta görüntüleme sistemleri nanoteknoloji kullanılarak insanların sağlıklarında çok önemli şeye gelecektir, boyutlara gelecektir. Bakınız burada görüyorsunuz bir nano şeller sayesinde bir tümörün etrafı çevrilerek onun yok edilmesi sağlanacaktır. Bu konuda ben bir yarışmaya katılmıştım. Sanırım 4 yıl oluyor. Hedefli bir kanser ilacı üretmek. Hedefli bir kanser ilacı. Yani en fazla oksijen kısan malzeme seryumdur. Seryumun demir gibi C3O4 formu oksijen kusar. Seryumun içerisine ne koyarız? Demir özellikleri, mıknatıs özellikleri olan %5-10 miktarda neodyum koyarız. Ve neodyum sayesinde mıknatıs özelliği kazanır seryum molekülleri ve tümör neredeyse oraya güçlü mıknatısları koyup sizin seryum içerisinde %10 neodyum mıknatısları olan yuturttuğunuz zaman o mıknatıs, güçlü mıknatıslar neodyum sayesinde seryum nano oksit malzemeleri tümörün etrafını çevirir ve oksijen kusar. Ve arkadaşlar tümör yani ister benign ister malign kanser tümörleri dahil oksijensiz solunum yapar. Anaerobiktir. Böylelikle seryumun C3O4 formuyla oksijenle onun etrafını çevirip oksijene boğar ve tümörü yok eder. Böyle bir projeye katılmıştık. Dolayısıyla bu projeyi kaparken bu Bülent Yağcı'ydı. Yapmış olduğumuz nano seryum malzemeler neodyumla karıştırılmış. Kendisine verildi. Ancak sevgili hocamız bırakın buraya dedi. Biz de bıraktık.
Fakat maalesef işlerinin yoğunluğundan olsa gerek bu konuda kanser biliyorsunuz özellikle üniversitemizde de ne oluyor? Kanser hücreleri pek çok kişiden çıkartılıyor. Bu mevcut kanser hücreleri üzerinde ilk deneyler yapılacaktı. Tabii hocalarımızın ilgi göstermeleri gerekiyor. Baktık ki hiçbir ilgi göstermediğinden malzemelerimizi geri aldık ve o projeyi de öyle kapattık. Dolayısıyla kanser hücrelerinin yok edilmesi çok çok önemlidir. Oksijen kusan malzemeler kullanılarak. O halde nano aygıtlar, nano kontrol cihazları, nano robotlar sayesinde tıpta nanoteknolojiyi kullanıyoruz. İnanın zor bir şey değil. Gördüğünüz gibi bizler de küçük laboratuvarlarımızda bu tür deneysel boyutlarda bunları üretip daha sonra ne olacak? Bir firmayla anlaşılarak bunlar ne olacak? Endüstriyel hale dönüştürülecek. Nano robotlar sadece tıpta değil, nano bilgisayarlar sayesinde pek çok yerde çevre özellikle kullanılabiliyor. İşte kanser hücreleri arayıp bulan, içlerine girip seryum gibi oksijen kusan malzemeleri bunlara zerk ederek yok eden robotları yapmak mümkündür sevgili arkadaşlar. Aynen denizaltı teknolojisiyle giderek bir tümörü kazıyabilir. Hiç ameliyata bile gereksinim olmadan. O halde nanopartikül ilaçlara da gelmek istiyoruz. Böyle bir kişiye ne yaparsınız? Siz zerk edersiniz ve bu nanoteknolojik malzemelerle bunun ilacın hastaya hedefli olarak götürülmesini sağlamış olursunuz. Son olarak mRNA aşılara gelmek istiyoruz. Çoğunuz bu mRNA aşılarının oldunuz. Bu aşıların içerisinde iyonize nano parçacıklar vardı. Ve siz de bu aşıları oldunuz. Hangi firmanın aşılarıydı bunlar? BioNTech firmasının ve bunların içerisinde mRNA proteinleri içeren iyonize nano parçacıklar vardı. Ve siz bu aşıları oldunuz siz derken. Yani ben olmadığım için siz diyorum. Dolayısıyla bunlar polietilen glikolla birlikte kaplanarak nano parçacıklı bu aşılar sizlere zerk edildi eğer BioNTech aşıları olduysanız. Demek ki mRNA aşılarında nano parçacıklar vardı ve bunlar sizlere gördüğünüz gibi zerk edildi. Dolayısıyla BioNTech özellikle bu nano parçacıkları kullandı aşılarda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi nanoteknolojik her zaman arkadaşlar masum bir teknoloji değildir. Bu çok önemli. Yani bizim nanoteknoloji çalışırken mutlaka ellerimizde eldiven, ağzımızda şey kullanmalıyız, maskeler kullanmalıyız ve bu nanoteknolojiyle örneğin humanoid isimli icabaninde programlanırsa insan düşmanı canlıların üretilmesi mümkündür. Ve nanoteknoloji insanın sonunu getirebilir. O yüzden bu aşılarda ne kadar masumdu? Ben bilemem. İçerisine nanoteknoloji koyulan bu aşılarda ne kadar masumdu? Ben bilemem. Tekrar iki kez söyledim. Dolayısıyla nanoteknolojiyi kullanırken çok dikkatli olmanız gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Çok güzeldi, dikkat çekiciydi gerçekten. Yani benim çok yakın olduğum bir konu değil aslında ama gerçekten ilgiyle dinledim. Bu kadar yaşamın içinden bir sunumda beklemiyordum açıkçası. Çok keyifliydi, çok ilgiliydim yani dinlerken de. Gerçekten çok güzel bağlantısını da kurdunuz hocam. Yani günümüzde hangi alanlarda kullanılıyor, bu konuya uzak bile olsak gerçekten fikir sahibi olmuş olduk. Eminim katılımcılarımız da öyle düşünüyordur. Sorusu olan katılımcımız varsa bu arada chat bölümünden yazabilirsiniz.
Katılımcılarımızdan Sema Marangoz da biz teşekkür ederiz hocam. Çok verimli bir sunum oldu demiş hocam. Kendisine teşekkürlerimi sunarım. Sema'yı çıtlarım. Evet. Herhalde soru yok galiba. Biraz galiba yok hocam. Peki, çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz hocam. İbrahim hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten nano kelimesinin anlamından tutun tarih içindeki gelişimine kadar bize ayrıntılı bir sunum hazırlamışsınız. Örnekleriniz de hayatın tam içindendi. Açıkçası sunumunuzu dinlerken acaba çevre sorunlarına da çözümünde bir çıkış yolu olabilir mi diye bunu da düşündüm. Güzel de cevapları vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. İyi günler hocam. Çok sağ olun. Değerli katılımcılar, hepinize tekrardan teşekkür ediyoruz sunumumuza katıldığınız için. Hoşça kalın. Oturumu sonlandırayım mı hocam? Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.